Yusuf Kaplan Türkiye'ye savaş ilan ettiler. Niçin peki? Ankara'da yüze yakın insanımızı katleden terör saldırısı, Cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığımız en büyük, en kanlı ve en iğrenç terör saldırısı. Şunu bilelim. Ankara'nın vurulması Türkiye'nin vurulmasıdır. Türkiye'ye açıkça savaş ilanıdır. Bu ürpertici terör saldırısının zamanlaması da oldukça manidar. Türkiye, AK Parti iktidarları döneminde belki de en kritik, en tarihi seçimlere doğru giderken seçimlere 3 hafta kala Türkiye'yi vurdular. Ülkenin başkentini bile kana bulama alçaklığı göstermekten çekinmediler. Bu terör saldırısını iyi okumak, bundan sonraki süreçte ülkemizi, bölgemizi ve dünyayı ne tür tehlikelerin beklediğini görebilmek ve bu tür saldırıları püskürtebilmek açısından çok önemli. Hedef, Türkiye'nin parçalanması ve bitirilmesi. Önce şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu saldırı Türkiye'yi dize getirmeyi ve bitirmeyi amaçlayan küresel bir saldırıdır. Küresel güçlerin taşeron şebekelerini kullanarak gerçekleştirdikleri bir taşla birkaç kuş vurmayı amaçlayan büyük bir saldırı. Küresel güçler bu saldırıyla şunları gerçekleştirmek istiyorlar. 1. Kısa vadede Türkiye'de seçimlerin yapılmasını engellemek, seçimler yapılsa bile seçimleri şaibeli hale getirmek. 2 orta vadede. Erdoğan'ı tasfiye etmek, Türkiye'yi koalisyonlara mahkum ederek hem yönetilemez hale getirmek hem de istedikleri şekilde kontrol edebilmek. 3. Uzun vadede Türkiye'yi balkanlaştırmak, Lübnan, Irak, Suriye gibi paramparça etmek. Türkiye'nin bitirilmesi insanlık için felaket olur. Böylelikle son kale Türkiye'ye vurulmuş olacak, İslam dünyasının toparlanması, gerçek bağımsızlığına kavuşması ve ortak bir medeniyet yolculuğuna çıkabilmesi imkansızlaşacak. Bu sadece Türkiye için, hatta sadece İslam dünyası açısından değil, dünyanın geleceği açısından geri dönüşü imkansız bir büyük felaket olur. Biz henüz farkında bile değiliz ama Batılılar şu yakıcı gerçeği çok iyi biliyorlar. Bin yıldır dünya tarihini Selçuklu ve Osmanlı ile birlikte biz yaptık. Çin, Rusya, Hindistan, Latin Amerika, Afrika bitirildi. Her şeye rağmen İslam dünyası dize getirilemedi ve İslam'ın diriltici gücü bitirilemedi. Eğer Türkiye dize getirilemez ve bitirilemezse, orta ve uzun vadede Türkiye'nin bölgesel ve küresel güç haline gelmesi, dün olduğu gibi yarında İslam dünyasını toparlayarak tarihin akışını değiştirmesi önlenemez. Batılılar bu hayati gerçeği, Bizim bedenen burada ama zihnen batıda yaşayan, o yüzden şizofren ve celladına aşık zavallı antelijansiyamızdan çok daha iyi biliyorlar. Tarihi bir yol ayrımının eşiğinden geçiyoruz. Geleceğim nokta hayati. Türkiye, 100 yıllık tarihte tatil yapma macerasının sonuna geldi. Tam bir yol ayrımı bu. Türkiye, ya medeniyet dinamikleriyle kuşanacak ve tarihi yapan bir aktör olarak büyük medeniyet yolculuğuna soyunacak. Böylelikle medeniyet coğrafyamızda sömürgeci batılıların haksız hegemonyalarına son verecek bir medeniyet fikrinin hayata geçirilmesi için önce çakıl taşlarını temizleyecek, sonra da muhkem yapı taşlarını döşeyecek ve tarihin akışını değiştirecek uzun bir yolculuğa çıkacak. Ya da medeniyet iddialarını filan unutmaya devam edecek ve tarih yapan bir aktör değil, tarihte tatil yapan bir figüran olarak Batılıların kölesi olacak sonunda leş kargalarının bu ülkeyi bize İslam'a mezar etmesini asla önleyemeyecek. Bu ülkede iki taraf ülkenin geleceğini şekillendirme kavgası veriyor. Birinci taraf Batılıların uydusu olarak kalacak seküler bir Türkiye için savaşıyor, bunun için Batılılardan her türlü lojistik ve stratejik destek alıyor. İkinci tarafsa Türkiye'nin istiklal ve istikbali için yeniden medeniyet iddialarına sahip çıkma ve tarihin yeniden yapıldığı bir zaman diliminde tarihi yapacak bir aktör olma mücadelesi veriyor. Birinci taraf yani sekülerler tıpkı İnönü gibi yeni bir dünya kurulur, Türkiye'de o dünyada elbette ki figüran olarak yerini alır diyor. Ama o zaman ortada Türkiye kalır mı diye düşünmüyor, düşünemiyor. Çünkü zihinsel olarak seküler köle zaten. İkinci tarafsa yeni bir dünya kurulacak. Türkiye yeni bir dünyanın kurulmasında kurucu bir rol oynayacak diyor. Masal mı bu? Bin yıllık dünya tarihini, yani tarihin yapıldığı üç kıtanın tarihini yapan birinci aktör olduğumuz gerçeği masalsa bu da masaldır. Elbette ki bu iş kolay olmayacak ama zora talip olmazsak önümüzde tek seçenek kalacak. Önce bir süre daha batılıların figüranı olmak ama sonra tarihten silinip gitmek sonunda Allah muhafaza. Sözün özü tarihi bir yol ayrımının eşeğindeyiz. İyi hazırlanırsak tarihin akışını yine biz şekillendirebiliriz. Yoksa yok olmaktan kurtulamayız Allah korusun. Yusuf Kaplan Türkiye'ye savaş ilan ettiler. Niçin peki?